Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 100 gün 200 proje tanıtımları devam ediyor. Evet, sözü Kültür Park'ta bulunan Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, Kültür Park'tayız. 100 günde 200 proje tanıtımlarımız devam ediyor. Kültür Park'ta İzmir'den gelen bir ailemiz var. Hemen tanıyalım efendim sizi. Emine Er. Emine Hanım. Biraz açar mısınız, İzmir'den geldiniz? Konyalı mısınız? Hayır, Konya. Eşim Konya Ahırlılı. Siz de Konyalı oluyorsunuz. Yani haliyle. Evet, haliyle ben de Konyalı oluyorum. Bu yıl Konya'ya geldim. Çok güzel, çok beğendim. Yani ben İzmir'deyim ama İzmir'den hiç farkı kalmamış. Sadece bir denizi eksik yani. Çok güzel olmuş. Evet. Konya. Nasıl gidiyor efendim hayat? Vallahi hayat şartları günümüzde artık gitgide zorlaşıyor. Biz de artık yetişebildiğimiz kadar, ucundan tutabildiğimiz kadar idare ettirmeye çalışıyoruz. Konya nasıl? Konya çok süper olmuş. Ben uzun zamandır gelmiyordum. Aşağı yukarı 12 senedir İzmir'deyim. İlk defa kardeşlerimin yanına ziyarete geldim bu sene. Çok beğendim. Evet, çocukları da tanıyalım. Çocuklar isimleri alalım. Adın ne? Emir. Emir. Perinaz. Peki arkadaşlar, Konya nasıl? Çok güzel olmuş. En çok neresini beğendin senin için? Ben en çok Mevlana'yı beğendim. Canım benim, harika. Ne zaman gezdiniz orayı? Yaklaşık 1-2 gün önce oldu. Harika. O zaman buradan bir el sallayalım İzmir'dekilere. Evet, tanıdıkları. Evet, İzmir'deki komşularımıza. İzmir'in yarısı Konyalı tabii, derler. Tabii, evet. Evet. Öyledir de yani. Evet, o yüzden İzmir'e selam. Şimdi bir VTR izleyeceğiz. Ondan sonra sağ tarafındaki yine Almanya'dan gelen misafirimiz var. Gezdiren abimiz var. Röportajlarımız devam edecek. Bugün Karatay Hanımlar lokalindeydim. Hakikaten güzel bir çekim oldu. İsterseniz ne yapalım? Karatay Hanımlar lokalini izleyelim. Sonrasında yine Kültür Park'a gelelim. Ekibimiz Karatay'da sevgili seyircilerimiz, Hanımlar Lokali'nde en son, en teknolojik, en güzel Hanımlar Lokali Karatay'a yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Karatay'ımız da en iyisine layıktır. Biz Karataylı olarak da bunu söyleyelim. Efendim Karatay Hanımlar Lokali'ni sizlere tanıtacağız. Her zaman derler efendim, açıldı, kayıtlarda oldu, duymadık. Bakın öncesinden program yapıyorum. Duymadıydım, şöyle oldu, böyle oldu demeyin hanımlar. Karatay'daki hanımlar dikkatli izleyin. Hanımlar Lokali muhteşem, muhteşem, muhteşem. Biraz teknik bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ederiz Süleyman Bey. Şu anda bulunmuş olduğumuz Karatay Hanımlar Lokali, Büyükşehir Belediye'miz tarafından yaptırılmış olan 3. Hanımlar Lokali olmaktadır. Selçuklu ve Meram Hanımlar Lokali'nden sonra 3. Hanımlar Lokalimizdir. Hayırlı olsun Cemil Hocam. Teşekkür ederim. Gülüyorsunuz. Sağ olun. Gülüyorsunuz çünkü çok güzel olmuş. Evet. Evet. Neler var efendim? Hangi bölümler olacak burada? Şimdi burada hanımların arzu edeceği, hayal edeceği ne varsa hepsini devreye sokmayı düşünüyoruz. Kayıtlarımız 17 Eylül'de. 17 Eylül başlıyor. Dikkat. 17 Eylül. Çok evet. Yoğun başvuru varmış herhalde. Hani ön bilgi. Tabii tabii, kesinlikle acele etmelerini ben tavsiye ediyorum. Bütün mahalle sakinlerini, şehir sakinlerini. Evet, 17 evet. Eylül'de kayıtlar başlıyor. 1 Ekim'de de derslerimiz inşallah başlıyor. İnşallah. Peki, havuza gidelim, bekleyin. Maşallah, gerçekten çok güzel. Daha önceki çekimlerde hanımlar lokal çekimlerimize girememiştik. Tam açılma aşamasında olduğu için gidebiliyoruz. Çok güzel. Evet. Havuzumuz şu an Konya'da mevcut lokallerdeki havuzlardan daha büyük. Saunamızdayız hocam. Gayet güzel olmuş. Evet. En son teknolojiyle yapıldı bütün odalarımız. Cemil hocam, aerobik salonumuz da büyük. Evet, kesinlikle. Yan tarafta da kondisyon aletlerimizin bulunduğu ayrıyeten bir salonumuz var. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyoruz. Evet, giriş katında da kreşimiz var Cemil hocam. Evet, çocuklarımızı anneler hiç endişe etmeden getirip buraya teslim edebilirler. Kreşimizde çocuklarımız için masalar gelecek, dolaplar gelecek, kukla gösterileri olacak, özel yapılmış klozetlerimiz, lavabolarımız mevcut. Kreşten hiç çıkmadan, diğer üyelerin olduğu, kullandığı lavaboları kullanmadan burada çocuklarımıza itinayla bakılacak. Karatay Hanımlar Lokali'ndeki diğer ayrıntılı bir bölümse kabul salonumuz. Çok amaçlı salon derler bazen de. Evet, çok amaçlı. Burada hem mevcut üyelerimiz faydalanabilecek, hem de semtin, işte nişan, kına,
Konya'da yorgan kaplaması vesaire gibi organizasyonlar olur. Onları da burada kabul edebileceğiz inşallah. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Bu mahalledesiniz. Evet, burada oturuyorum. Nasıl olacak böyle bir hizmet? Çok güzel bir şey oldu buraya. Yoktu böyle bir şey. Geleceğiz inşallah. Gelmeyi düşünüyoruz. Hayırlı mübarek teşekkür olsun ederiz. Diyelim. Yine orada ablalarımız da orada bekliyorlar. Hayırlı olsun efendim. Evet, onlar da hemen diyorlar ki açılsın geleceğiz diyorlar. Efendim hayırlı olsun. Teşekkürler. Bu yakışıklının adı ne? O Muhammed Kadir. Muhammed. Biz burada misafiri çok beğendim. Çok hoşuma gitti. İnşallah ben de gelmeyi düşünüyorum. Geldiğiniz zaman devam hemen. İnşallah. Evet sevgili seyircilerimiz, halkımız da benim bir el sallayalım mı şöyle hep beraber? Efendim Karatay bölgemizde hanımlar lokali hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet efendim, Kültür Park'tayız. Kültür Park'ta röportajlarımıza devam edelim. Efendim, Karatay Hanımlar Lokali'ni izledik hep beraber. Neler demek istersiniz? Karatay'da da açıldı, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Hanımların da bu noktada etkinliklere katılması, düşünülmesi çok olumlu. Tebrik ediyoruz. Onların da hakkı olduğunu düşünüyoruz bu tür etkinliklerden faydalanma noktasında. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet, misafiriniz var herhalde, bir tanıtın. Evet. Misafirim, ben Almanya'da, yurt dışında, Münih'te din görevlisi olarak 5 yıl görev yaptım. Kardeşimiz Sivaslı, oradan cemiyet yöneticisi olarak beraber çalıştık. Bugün burada benim misafirim. Dedik ki Konya'nın en güzel yeri neresi var? Kültür Parkı var, Hacı Veys Sadesi var, buraları gezdirelim diye buraya getirdik. Gerçekten de çok beğendiler. O zaman kendilerine soralım, efendim bir tanıyabilir miyiz sizi? Evet, ben ismim Metin Ballıkaya, yurt dışında çalışıyorum. Aslen Sivaslıyım. Hocamla yurt dışında bulunduk. Konya nasıl? Konya çok beğendim. Çok süper olmuş hakikaten. Sağ olsun hocam da bizi gezdiriyor buraları. Önemli. Kültür elçisi. Evet, evet. Çok güzel. Allah razı olsun. Kaç tane var? Sizin isimler ne? Muhammed Zahid. Hangi okuldasın Muhammed? Ben Olimpiyat İmam Hatip Ortaokulu'na geçtim. Harika. Senin adın ne yakışıklım? Talha. Neredesiniz? Sivaslı. Şimdi sizin oğlan gibi mi oldu? Evet. Tamam böyle. Ailecek gezi. Evet. Peki efendim bugün ben neredeydim? Bugün efendim Selçuk Üniversitesi'ne gittim. Kampüste gezilerim oldu. Kayıt yaptan öğrencilerle röportajlarımız oldu. Hakikaten o kampüs güreşindeki üst geçitler, kavşaklar mükemmel olmuş. İlerleyen günlerde onu da ekranlarınıza getireceğiz. Kayıt yaptırmak için yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün öğrencilere hoş geldiniz diyelim. Tabii ki Selçuk Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karatay Üniversitesi. Hepsi hoş geldi Konya'mıza. Onları Mevlana hoşgörüsüyle kucaklıyoruz. İnşallah güzel yıllar geçirirler diyelim. Buraya da çocuklarımız geldi yayınımız sırasında. İsimleri alalım. Ayşe Betül. Ayşe Betül. Senin adın ne? Sude. Ama duyamadım yüksek sesle. Sude. Ve? Sümeyye. Nerelere selam yolluyoruz şimdi? Konya'daki bütün sevdiklerimize, Karapınar'dakilere selam gönderiyoruz. Hangi köylüydünüz? Kayhüyük diye bir yer var. Kayhüyük. Peki. Efendim buradan Kültür Park'ta anlatacaklarımız tabii çok ama biz ayrılan süreyi doldurduk. O zaman şöyle el sallayarak ana haberimize veda edelim. Bizlerden ayrılmayın. Proje tanıtımlarımız devam edecek efendim. Hoşçakalın.